Burası önemli. Allah'a kavuştukları gün selam diyerek selamlasınlar. Allah onlara güzel bir mükafat hazırlamıştır. Allah'a kavuştuğu gün herkes ona ne olarak bakarız biz hepimiz buna? Ahiret olarak bakarız. Allah'a kavuşmayı ahiret olarak görürüz. Ve bu hadis-i şerife tefsirlerde baktığınızda hepsinde de hemen üç aşağı beş yukarı ahiret olarak görülecektir. Ama sufiler için öyle değildir. Sufiler her an Allah'a kavuşmak için can atan müminlerdir. Onlar daim Allah'a kavuşmayı, Allah'a kavuşma özlemiyle yanar tutuşurlar. Ve sufi emmareden başlayaraktan yürümeye başlar. Fena makamına gelir, oradan bekaya geçer. O kimse fena ve beka makamına geldiğinde o artık Allah'a bu manada, tam manada huslat olarak değil, Allah'a kavuşmuş kabul edilir. Yani o kimsenin ulaşabileceği nokta Cenab-ı Hakk'ın cemalinde, cemalinde fena olmaktır. O cemalinde fena olan bir kimse için evet. İşte o zaman melekler sıralanır, melekler sıralanır. O sufi, o veli, o mürşidi kamil o fena halinden ayrılmak istemez aslında. O fena halinden ayrılmak büyük bir gariplik, büyük bir hasret, büyük bir e, dayanılmayacak acıdır. Ama o fena halinden ayrılırken melekler ona dua ederler. Ona onu tebrik ederler. Bütün veliler, bütün mürşidi kamiller toplanırlar onun o fena halinden ve fena haline kavuşma anında ve fena halinden çıkma anında ona selam ederler. Onu tatif ederler. Ona dua ederler. Onun bu manada Cenab-ı Hak yardımcısı olsun diye hepsi de tebriğe ve duaya durur. İşte melekler o Allah'a kavuştukları gün selam diyerek selamlasınlar. Evet Allah'a bu manada cemal noktasında kavuşanı her bütün gök halkı, bütün yer halkı velilik olarak, evliyalar olarak veliler ve evliyalar olarak bütün ne yapar yer ve gök halkı onu selamlar. Bu ona dünyada müjdedir. Hani velilerle alakalı ayeti kerime de. Onlara onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ayet-i kerimesi var ya hani soruyorlar ya sahabe Ya Resulallah ahiretteki müjdeyi üç aşağı beş yukarı anladık tabiri caizse ama dünyadaki müjde nedir dediğinde ne diyor hadis-i şerifte? Onun gördüğü rüya ve onların görüldüğü rüyalardır. Bakın iki hal var burada. Onun gördüğü rüya çünkü bu hallerin hepsi de rüyanın içindedir. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Sahih rüya'yı biz kabul ederiz. Ve bütün e, İslam alemi, bütün alimler sahih rüyanın 40 peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz olduğunu kabul eder. Bir kimse bunu kabul etmez, reddederse o da küfre düşer. Bakın o da küfre düşer. Şimdi ne yazık ki Ehli Sufi'ye laf atmak, ehli Sufi'yi kötülemek için bunları da reddediyorlar, küfre düşüyorlar. Bakın küfre düşüyorlar. Rüya haktır. Rüya haktır. Bir kimse rüyayı inkar ederse küfre düşmüş olur. Bakın rüyayı inkar eden küfre düşmüş olur. Çünkü rüya peygamberler görmüştür. Hani bir de Hayber'le, Hendek'le alakalı Cenab-ı Hak da ne diyor? biz diyor her iki tarafa da rüyada iki tarafı da zayıf gösterdik. Allah sizi imtihan etti diyor. Neyle? Rüyayla. Yani hem sahabeler ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri düşmanı zayıf görüyorlardı. Cenab-ı Hak öyle gösteriyordu onlara rüyalarında. Öbür günlere de Müslümanları zayıf gösteriyordu. Ne diyordu Ebu Cehil gidecek olan bir kimseye kervancıya diyordu ki bekle birkaç gün daha. Çok özür dilerim haşa onun tabiriyle. Diyordu ki Muhammed'i devenin arkasını bağlayıp Mekke'ye kadar götürme götürürken sen de gör. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini öldürecekler ve devenin arkasını bağlayacaklar. Mekke sokaklarında dolaştıracaklar öyle. Kafirin planı budur çünkü hep kafir ister ki bütün Müslümanları öldürsün. Bak Gazze'de öldürüyorlar boyuna. Senin çocuğuna bile acımaz kafir. Bak ne çocuk acıyorlar, ne kadın acıyorlar, ne ihtiyar acıyorlar. Öldürüyorlar boyuna. Bir de ne diyor papazları? Bu öldükleri, öldürdüklerimiz diyor. Daha önce öldürmediklerimizin, öldürmediğimiz çocuklar diyor. Şimdi çocuklar öldürmezsek diyor, 20 yıl sonra onlar bizde yine savaşacaklar. Çocukları da öldürüyorlar. Bakın Müslümana hiç kimse acımaz. Mümine kimse acımaz. Bir kimse mümine acımıyorsa mümin bir kimse hiç önemli değil. Onun kalbi kafirleşmiştir. Çünkü Müslüman mümin kardeşine merhametlidir. Elinden dilinden emin olur o kimsenin. Müslümanın elinden, dilinden emin değilse bir kimse, o Müslümanlıkla alakalı sıkıntı vardır onda. O münafıklık alameti taşıyordur. Sen bir Müslümana, Müslümana sen haksızlık yapamazsın. Onun canına, malına, ırzına, namusuna dokunamazsın. Onun hakkında gıybet edemezsin, dedikodu edemezsin. Allah muhafaza eylesin. İşte ne yapıyorlar orada? Öldürüyorlar, katlediyorlar. Ve bütün dünya, bilhassa İslam dünyası da sadece seyrediyor. Biz oturuyoruz, telin ediyoruz, lanet ediyoruz. Allah muhafaza eylesin. İşte o sahih rüyalar peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. Ve o veli, o mürşidi kamil, o cemalde fena olmayı bu dünya için onun en büyük müjdesidir. Bu dünyada onun için en büyük müjde budur. Cemal, Cemalullah'ta fena olma ve meleklerin ve pir efendilerin ve bir sürü böyle peygamberlerin ve büyük zevatın onun selamlaması. Bu bir sufi için dünyada gelebileceği en önemli makamlardan birisidir. O yüzden Allah'a kavuştukları gün bir de bu işin nesi var? E, ahireti var. Allah'a kavuştuğu gün vefat ettiği gün, Allah'a kavuştuğu gün yeniden mezarından kaldırılıp cennete girdiği gün, cennete girdiğinde Allah'ın normalde tecelliyatını seyrettiği gün. Tefsirlerde bunları farklı farklı okuyabilirsiniz.